Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şöyle Fatma teyzemle yürüyüşe çıktık arkadaşlar. Biz de şöyle yol kenarında, daha doğrusu yol kenarı derken arkadaşlar, burası böyle sakin bir yol kenarı, yeni yapılmış otobanı, böyle sakin. Şimdilik şu anda sadece ev hanımları yürüyüşte kullandığı bir yol arkadaşlar. Yoksa yol kenarından asla tasvip etmem, asla önermem bir bitki toplamayı. Evet. Şifa doğada diyelim ve şifa, gördüğünüz gibi güneş de daha yeni doğuyor. Saat 5.30'a gelmedi bile daha. 5'i çeyrek geçiyor arkadaşlar. Yürüyüşe çıktık Fatma teyzemle. Şöyle semizotundan ve kızılbacak diyor arkadaşlar. Biz bir de sirkelotu diyor. Şurada hemen göstereyim. Şöyle. Biz bunları böyle toplayacağız. Ve ben salatalarda kullanıyorum. Sabah kahvaltımda kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle semizotu. Omega 3 açısından çok zengin bir bitki. Tam da mevsimi gelmişken bol bol tüketmek gerekiyor arkadaşlar. Hemen şurada göstereyim. Burada iki türü var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hem böyle yeşil saplısı hem de kırmızı saplısı. Hemen ikisi de aynı tür ama bazen böyle yeşil, bazen de kırmızı olabiliyor. Ve bu arada semizotunu toplarken de şöyle sabah tadına bakın arkadaşlar. Bir de öğleden sonra güneş doğunca tadına bakın. Çok fark oluyor arada. Evet arkadaşlar, Fatma teyzem de şöyle toplarken çekeyim biraz dedim. Semizotu tazecik, çok güzel olmuş. Hem kahvaltıda yiyor arkadaşlar, hem salatalarda tüketiyorum. Bu aralar mevsim olduğu için tam da mevsimi bol bol tüketmek gerekiyor. Semizotunu. Evet, tazecik, çok güzel. Omega 3 açısından çok zengin bir bitki arkadaşlar. Çok besleyici. Hatta diyet yapanlara da bol bol tüketmesi gerekiyor. Hem bağırsakları boşaltır, kabızlığı önler ve omega 3 açısından da çok zengin bir bitki. Diz ağrılarına, romatizmaya, A, C ve B vitamini olan bol vitaminli bir sebze arkadaşlar bu. Artık bol bol tüketebilirsiniz. Evet, sabah fazla ekşi olmuyor Fatma teyze. Hiç tadına baktın mı bunu? Denedin mi? Öğleden sonra ekşi oluyor. Güneş vurunca tadı değişiyor. Daha fazla ekşi oluyor yani öğleden sonra. Sabahına kaldığımda. Sabah biz yürüyüşe böyle çıktığımız zaman arkadaşlar, böyle bitki elimiz boş dönmüyor. Yürüyüşte kucağımızda bir poşet ya da bir kucak, bazen poşet unutuyor tabi, otla evimize geliyor. Yani her mevsim ayrı bir ot oluyor. Her mevsim biz kucağımızda böyle şifalı otlardan toplayıp evimize dönüyor arkadaşlar. Şöyle poşetime koyduk. Yol kenarından almıyor. İşlek olmadığı için biz buradan alıyoruz arkadaşlar. Çünkü egzoz dumanına maruz kalmıyor buradaki bitkiler. Yola bayağı bir uzak yerdeyiz. Otoban tabii işlek olduğu zaman mecburen artık almıyoruz biz de. Şurada da çok güzel Fatma teyze, bakar mısın? Tazecik. Ya onu görmedim. Annemin bahçesinde de coşmuştur Fatma teyze şimdi. Nasip olur da Afyon'a gidersem bahçesinden toplarız. Turşusu da çok güzel oluyor arkadaşlar. Turşusu da bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Ve kat kat daha fazla şifası oluyor semizotunun. Virüslerle de savaşan bir size ilaç oluyor diyeyim daha doğrusu. Sağ olsun Fatma teyze bana da topluyor. Ben de video çekiyorum elimde. Sirke notu da alalım mı birkaç tane Fatma teyze? Bak sirke notu. Ay ne kadar güzel, tazecik. Evet, kızılbacak. Bunlar kartmış, çok artmış. Biz kızılbacak da diyor arkadaşlar. Çok yöre yöre değişiyor tabii isimleri. Şurada var ya, şuradan mı toplayayım? He, oradan toplayayım. Bu arada güneş böyle hafif hafif daha çıkmaya başladı. Gün batımı böyle izliyor arkadaşlar, biz gün batımını böyle yürüyüşlerde geçiriyor. Evet, çok güzel
şifalı otlar. Şöyle bakıyorum da. Mesela şurada çoban çantası var. Çoban çantası da, pardon, çoban çantası değil mi? Çoban çökerten arkadaşlar. Bu bitki çoban çökerten. Bu da böbreklere, böbreklerdeki taşlara iyi geliyor. Kumu, taşı döküyor, imtihabı döküyor. Günde bir bardak çayını yapıp içebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada bitki çayları, bitki kullananlar suyu bol tüketmesi gerekiyor. Çünkü böbrekleri zorluyor. Bedenden fazla su atınca böbrekleri zorluyor. Şuradan mı alalım? Evet. Daha önce aldık biz buradan, taze taze. Bunlar tekrar yaprak verdi. Şuradan mı alalım Fatma teyze? Nasıl güzel bak, tazecik. Lan ne çıktı kafamızın? Ben hem kavurmasını yapıyorum. Geçenlerde mesela kavurdum. Arkadaşlar hemen küçük bir tane soğan kavuruyorum. Birazcık baharat atıyorum içine. Pul biber falan, hafif acı seviyorum çünkü. Ondan sonra içine bu hem semizotu hem de bu ottan güzelce doğruyorum, kavuruyorum. İçine birazcık da peynir atıyorum. Şey, lor daha doğrusu, çok güzel oluyor. Çökelek, lor. Çok güzel oluyor. Kahvaltıda onu öyle tüketiyorum. Ekmeksiz bile tüketebilirsiniz böyle çatallayıp. Daha önce bunları koparmıştık buradan. Yeniden tekrardan taze taze filizlemiş. Kızıl bacak denildiği, böyle gördüğünüz gibi bazıları yeşil saplı oluyor ama bazıları da böyle kızıl oluyor. Yani yabani horoz ibiği arkadaşlar. Horoz ibiğillerden bu bitki. Sanki bana da öyle gözüküyor şu taraf. Yolun karşısından gelirken hep gözüm bu tarafa alıyor. Şöyle bir bakayım amca, inelim bir bakayım ben Fatma teyze. Şöyle bakayım. Oo, Fatma teyze nasıl güzelmiş bunlar. Bunlar kokmuşmuş. He, daha önce koparttık ya. Tazecik, ıspanak gibi arkadaşlar. Böreğini yapabilirsiniz, kavurmasını yapabilirsiniz, cacığını yapabilirsiniz. Semizotunun da ben çorbasını yapıyorum, kavurmasını, böreğini. Salatalarda kullanıyorum. Bunu haşlayıp ben zeytinyağlı salatasını da yapıyorum. Geçen yaptım. Vallahi mevsiminde bol bol tüketmek gerekiyor. Şöyle. Şuradaki semizotu kocaman olmuş. Bakar mısınız? Nasıl büyük olmuş semizotu. Böyle. Ben saplarını bile atmıyorum. Ay. Bu kökünden çıktı. Tek başıma elimle kopartınca kökünden çıktı. Yapacak bir şey yok. Ama kökünden kopartmamaya çalışıyorum ki tekrar ışkınlıyor arkadaşlar. Biz bunları kaç kere mevsimi varken gelip topluyoruz. Çünkü yeni yeni taze taze sürgünler veriyor. Ben de şey, Zübeyde normalde bazen ot bit şeylerini sevmiyor. Ot yemeklerini. Ben de bu ne yapıyorum? Salatalıkla cacık yapıyorum ya. Bu semizotundan biraz içine karıştırıyorum. Salata yapıyorum. Hemen birkaç tane salatanın içine doğruyorum semizotunu. Semizotunu seviyor gerçi de, kahvaltıda da tüketiyor benimle beraber. Böyle çocuklar yemediği zaman arkadaşlar arada böyle birkaç tane tüyo vereyim. Oradan çocuklarınızı kandırabilirsiniz. Mesela otlu börek. Ben biraz peynir karıştırıyorum içerisine. Biraz da bu otlardan. Hele de semizotuna da çok güzel oluyor. Fatma teyze bir gün de semizotundan yapayım.
böreğini. Sen yaptın değil mi? Yaptım. Evet, bugün kahvaltımızda sirken otu. Çok farklı yürüyor, yürü, isimleri değişiyor da biz buna sirken otu diyor. Kızıl bacak derdik. Siz ne derdiniz Fatma teyze? Bizde de kızıl bacak değişiyor. Hı hı. Genelde sebzelerin içinde çok çıkar. Çıkarken bak şu da ona çok benziyor aslında ama hiç farkı şeyi yok. Hiç alakası yok. Delisi. Evet. Sirkenin. Sirkenin delisi. Yeter Fatma teyze. Bir yedim, şey gördük müydü zaten? Hangini alacağımızı şaşırıyor. Diyor ki sadece hemen bir kavram alak diyor. Bir bakıyor ki bir poşet toplamışım. Oğlum öyle ekmeğim veriyorum sana bir poşet. Bağırsakları hareket ettiriyor. Hem de kolesterol, sen kolesterol için tüketiyorsun değil mi Fatma teyze? Kolesterola çok iyi geliyor. Kabızlığa çok iyi geliyor arkadaşlar. Tansiyonu dengeler, kanı durultur, yeşillik. Kanı durultur. O yüzden bol bol tüketmemiz gerekiyor. Hemen hemen her ürünümde ben tüketmeye çalışıyorum. Rabbim şifa versin. Güle güle ağız tadıyla yemek nasip etsin inşallah. Ellerine sağlık Fatma teyze. Evet, ben şöyle etrafı çekeyim. Takipçilerimle vedalaşayım. Kapatalım ve yolumuza devam edelim. Fazla aşırı sıcak olmadan. Çünkü sıcak olduğu zaman yürüyüşümüz biraz zor oluyor. Evet arkadaşlar, şöyle güneşi göstererekten size vedalaşayım. Evet, kanalımıza abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Yeni gelen takipçilerime de çok teşekkür ederim. Allah razı olsun, hoş gelmişler diyorum. Ve ne iyi etmişler de gelmişler. Evet arkadaşlar, gönlü güzel takipçilerim. Desteğiniz için Allah razı olsun. Like'larımızı unutmuyoruz. Yorumlar kısmına bir çiçek, böcek, emoji olursa eklerseniz çok sevinirim. Abonelikler tamamen ücretsizdir. Abone olmadan izleyen takipçilerime gelsin bu sözüm. Evet, abonelikler tamamen ücretsizdir. Gönül rahatlığıyla abone olup zil butonunu da açarsanız bütün yeni yayınlayacağımız videolardan haberdar olursunuz. Şöyle gün doğumunu da beraber izledik sizinle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bir başka videomda tekrardan görüşmek üzere inşallah. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tam da mevsimi, şifalı bitkiler. Mevsimi varken bol bol tüketin. Bugün semiz otunu ve sirken otunu toplarken sizinle bugün şöyle bir çekim yapalım istedim. Evet. Fatma teyzem hala topluyor. Fatma teyzem bana topladı. Şimdi kendine topluyor kahvaltıda tüketmek için. O daha yeni toplamıştı çünkü. Evet, hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir başka videomda tekrardan görüşelim inşallah.